Merhaba. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Ay bu telefonun da ışığı beni gerçekten saçımı soğan kabuğu gibi gösteriyor hayatım. Dışarıda gündüz video çekiyorum. Saçlarım platin gibi duruyor. Burada da soğan kabuğu gibi duruyor. Ben anlamadım ki. Bir tane kuaförüm vardı, sürekli benden simülye istiyordu. Dedim ki var dedim, yani 4 tane simülye var dedim. İkisi yurt dışından gelme, ikisi de Tunalı'dan. Tunalı Hilmi Caddesi'nden alınma dedim. Ondan sonra kalktı dedi ki ne, ben dedi ne yapayım dedi o simülyaları dedi. Normal simülye istiyorum dedi. 4 sene boyunca geldi gitti, saçımı boyadı etti. Ondan sonra benden simila istedi. Birkaç tane ayarladım. Ondan sonra da üçüncüsünde, dördüncüsünde derken nereden ayarlayayım hayatım? Nereden ayarlayayım? Yani ondan dolayı artık gelmiyor. Dedim ki ben de kendi saçımı kendi boyayayım dedim. Kız Simila'yı nasıl söyleyeyim kız, ya burada yapmış olduğum videoyu YouTube kanalıma atıyorum kız. Boyuna abone dileniyorum. Baksana daha kaçtayım. Allah'tan ki şeye bağladım. TikTok'a bağladım. Instagram'a bağladım. Ondan sonra Facebook'a bağladım. Da oradan da aboneler geliyor. Tek tük. Nasıl geçiyor cumartesi? İyi mi? Bir kır kahvesinde oturup el ele anmayalı yollar var. Melisa hoş geldin. Ne yapıyorsun? Melisa, sana bir şey göstereceğim. Şu bak şöyle yakından göstereyim. Aslan mı kaplan mı? Ne bu kız? Kurt mu yoksa? Aslan mı? Ha. Ben de kaplanla aslan arasında kaldım ayol. Aa. Değil mi? Aslan kaplan. Valla öyle zannediyordum ben de. Ondan sonra bu kimmiş bana yazan ya? Ha. Hayatım şu an canlı yayındayım. Sesini dinletemem yani. Belki hadi bir şey söylersin bana. Ondan dolayı yazarsan sevinirim. Bu arada da günaydın. Evet, aslan yelesi değil mi efendim? Aslan bu. Evet. Aslan gibi, aslan gibi, yaralı da aslan gibi. Hayatım biliyorsunuz yani gündemde bir şey yok. Dün zaten açıkladım. Fakat artık bıktım usandım yani. Video yap sil. Video yap sil. Yurt dışından birini kastediyorum. İsim vermiyorum hayatım. İsim vermiyorum. Vallahi billahi ya, yemin ederim ya, reklam olan kanalımı kapattım. Şimdi tekrar mücadele ediyorum. TikTok'a bağladım. Ondan sonra neyi kız? Ben normalde şeyi severim. Aslan sütünü.
Köpekleri çıkarttım hayatım. Vadiye götürdüm, getirdim. Ondan sonra şeye uğradım işte. Markete uğradım. Kız sevilmez mi? Aa, sen de. Herhalde ki kız benim içtiğim aslan sütünü, bunu. Başka biri içse var ya, yemin ederim 4 gün kalkamaz kız. Sen ne diyorsun? Köpürdü. Elifçim, bir tanem, gel bana bir gün de ben sana şöyle güzel bir ziyafet masa donatayım sana. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Life Babi. Afiyet olsun demişti. Kız ben severim içmeyi. Ha, yeter ki moralim hani bozuk da olsa kelimelerimi tam ilerleyen saatlerde biraz iptal oluyorum, o ayrı konu da. Yani moralim bozuk olmadığı zaman güzel içerim. Ha, İzmir'desin. Ha, ben de yakında İzmir'e geliyorum hayatım. Olcay Fırtına Hanımefendi'ye. Ha, orada eski arkadaşlarım var. Ona geleceğim. Kim koliler? Ben de Semilya mı var kolileyim kız? 14 yaşında ben kutka yaptırdım, biliyor musun? 14 yaşında. Tabii. Ya. Tüm ölen annelerimizin, babalarımızı Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara da uzun ömürler nasip etsin. Rahmetli babam imza attı da Adana İhsan Önal Hastanesi vardı. Şimdi yurt oldu. Şeyde. Kiremithane Sarıçam'a giderken o hastanede oldum ben. Benim ameliyatıma 4 doktor girdi. Şimdiki Lubunyalar çok cahilce operasyon geçiriyorlar. Cerrahi müdahale geçiriyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir cinsiyet değiştirme operasyonunda, ameliyatında 4 doktorun olması gerekiyor. Yani mesela Sultan Ailesi'ne hoş geldin canım. Hepiniz hoş geldiniz. 4 doktor olması gerekiyor. Birincisi üroloji, ikincisi psikiyatri, üçüncüsü anestezi, birincisi de zaten Similya'yı. Ham meyvayı kopardılar dalından. 4 doktor olması gerekiyor. Ben Adana'da olduğumda burnu, göğüs estetiği ve cinsiyet değiştirme ameliyatı ne kadar tutmuştu? 26 milyon diyemeyeceğim. Diyebilirim de. O zaman milyon muydu? Bin miydi? Vallahi ne bileyim ben. 14 yaşındaydım bebeğim. Canım benim, 14 yaşındaydım. Ondan sonra pembe kimlik almak için kalktım bir tane Mersin'e gittim, Adana'dan. Yaşlı bir avukat. Adı da Nedim'di. O da benim gibi PG'ydi. Neyse, davayı açtı. İsim tahsisi, ondan sonra kimlik tahsisini Mersin'de kazanamadı. Çünkü PG'li geldi şeye. Ondan sonra neyse İstanbul'a gittik. İstanbul'da da Dev Aşkın var Adana'da şu anda. Dev Aşkın'a gittim. Ay dedi, ben senin dedi avukatını istemiyorum dedi. Benim uçakla gittik avukatla beraber.
şeye, İstanbul'a. İstanbul Adli Tıp'ta muayene olacağım ki oradan pembe alacağım. Ben dedi senin avukatını istemiyorum dedi. Benim de değerlerim de avukatımda, Nedim'de. Kız dedim ne var dedim, aşkın dedim, bir gün kalsın dedim yani, ne olacak dedim. Yok abla dedi, ben koli alıyorum dedi. Olmaz. Laço gitsin Lale'de kalsın dedi. Lale'de bir sürü otel var dedi. Kız yapma etme kız, yaşlı adam, bak beraber geldik uçakla ta Mersin'den buraya, İstanbul'a, Beşiktaş'a falan dükkende oturuyordu. Yok ablacığım dedi, kabul edemem dedi. Laço'yu, avukatımı gönderdim şeye, Laleli'ye. Benim de berler de avukatta mı? Avukat zaten pizma. Laleli'de de kelav, Ruskacılar alıkmış mı deberi bundan? Ertesi günü oldu. Beşiktaş Adliyesi'ne gideceğiz. Kimlik tahsisi, isim tahsisi için. Ondan sonra bir baktım ki ne sallana sallana. Sallana sallana neçe serave. Baktım Nedim Bey geliyor, avukat. Öldüyse şimdi gelmesin. Yıllar oldu efendim. Ondan sonra neyse girdi, konuştu, etti. Baktı ki ne hakim bu piyizli. Oradan da alamadım pembeyi. Geldim Ankara'ya. Ankara'da da çarpık bacaklı Janet var. Şu anda Viyana'da yaşıyor. Köroğlu'nda, Gazi Osman Paşa'da oturuyordu. Bak Sibel'cim dedi, o da burnundan konuşuyor böyle. Bak Sibel'cim dedi, sen dedi bana birkaç tane dedi vurma bilezik al dedi. Ben dedi senin kimliğini alacağım dedi. Aa öyle mi dedim Janet abla dedi. Kız, aa benim adım Janet dedi, kaç kişiye aldım ben dedi. Ondan sonra, tamam dedim sen benim kimliğimi al da abla dedim, ben sana iki tane Adana vurması alayım dedim. O zaman da Lubunyalar çok az böyle, Hoşdere Caddesi, Cırnak Caddesi'nde yani sayılı böyle. Hani yaya desen birkaç tane Lubunya var. Diva Yeliz hoş geldin. Arabalı desen 20-25 tane Lubunya var. Az yani o dönemde. Ama full çakıyoruz, full koli, full deber, butbeder ya, deber. Ondan sonra neyse o iyiliğini unutmam. Janet'in. Janet aldı beni Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Heyetlerden soktu, cart etti, curt etti, bayağı uğraştı. Ondan sonra hatta mahkemede de şahidim oldu. Çünkü hakim soruyor, iki tane şahit istiyor. Diyor ki ne, sen diyor mesela benim adım Kemal değil Hüsnü. Diyor ki ne, sen bunu ne olarak tanıyorsun diyor hakim. Onun da o iki şahitin de ben bunu Sibel olarak tanıyorum, hakim bey demesi gerekiyor. Şahitlik budur yani. Ondan sonra başka bir tane Lubunya daha vardı, hatırlamıyorum, o da benim şahidimdi işte. İkisi öyle deyince ondan sonra karar çıktı. Karar 3 gün sonra Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete, evet Resmi Gazete vardı o zaman. Ondan sonra da gittim. Bir de Nüfus Müdürlüğü'nden bir tane memur hanım geliyor. Tabii o da geliyor. Ondan sonra gidiyorsun 4-5 gün sonra pembe kimliğini alıyorsun. Aldım. Yani Adana'da alamadım hayatım. Mersin'de de alamadım. İstanbul'da da alamadım. Ankara'da Janet aldı. İyi de öldür hakkını inkar etme. Kız o nasıl bir soru kız? Kız daha 14 yaşındayım. Tabii ki naşlıyordu. Cicim naşlarken bile acı çekiyordum, yanıyordu. Ya? Kimin
senin şeyi kapanmış. Anlamadım ki, yorum atladı. Kız Gündür'ün mü sayfası kapanmış? Aa, hangi sayfası kız? Yoksa başkasının mı? Aa, bakayım. Niye kapanıyor kız onun sayfası? Neyse, beni ilgilendirmiyor hayatım. Herkesin sayfası kendine. Yok hayatım, yok kız, sen ne diyorsun şey? İsmini de okuyamıyorum senin. 50 tane olsa yıkılmam kız. Yok hayatım, yok, herkes öyle biliyor. Herkes öyle biliyor da Ankara'nın eski Lubunyaları iyi bilir yani, bu ispatlı. Ben iki tane Lubunya'yı ben ebedi kokuryeye naşlatmadım. Onları ebedi kokuryeye naşlatanları ben yakalattırdım. Nesrin diye bir arkadaşım var benim. Bak, arayayım canlı telefona. Bağlayayım onu eğer müsaitse. Var mı öyle bir kanıt? Var mı öyle bir delil yani? Dünya kadar sabıkam var, sicilim var. İnkar etmiyorum. Çor'dan var, Cart'tan var, Curt'tan var. Ama yani öyle bir şey olsa onu da inkar etmem arkadaşım. Tutturmuşlar Hülya, Sibel, iki tane Lalü, ebedi kokuryeyi haşlattı diye. Aa. Valla dur bakayım. Meşgulmuş. Eğer dönerse konuşsun. Zaten o da vardı. Kız diyorum ya sana. Aa, her Lubunya'nın yaptığı şey Çor, Paparona Madilik. Her Lubunya yapıyor. Bakma, ben göz önünde olduğum için insanlar benim üstüme geliyor. Ben suçumu inkar etmiyorum kız. Aa, sanki ben suçumu inkar ediyorum. Yani hatasız kul olmaz. Benim bir lafım vardır. Üç kapı insan oğlu için açıktır. Mezarlık bir, cezaevi iki, hastane üç. Ne oldum deme, ne olacağım de. Kezban olduğum dönemlerde yaptım. Aa, kız benim adım çıktı. Adım çıktı. Ona inmedi, dokuza. Ya. İyi günler Alya. Hayatım, tuhaf tuhaf isimler var. Normal olan isimleri zaten şey... Hastane 3. Koli evi 4. Kız Gülbin, beybilerin üzerine çiş olayı olmadı. Bire olayı oldu. Melisa ile beraber. Bir an açlattık kız. Bir ayla banyo. Beybilere. İklim, hoş geldin. İklim mi? İklim. Hoş geldin canım, hoş geldin. Evet, var mı başka sorusu olan? Cinsiyet ameliyatımdan başladım. 14 yaşında oldum dedi.
Pembe kimlik için çok mücadele ettim. 3 vilayet gezdim. Avukatım da Devaşkın tarafından Laleli'ye gönderildi. Laleli'de otelde avukatım PİS'deyken revü gacıları bunu çorluyorlar. Ertesi günü de zaten geliyor. Hakim de bakıyor ki PİS'li. Karar vermiyor. Ankara'dan aldım efendim pembe kimliğimi. Kız ben sana dedim ya sen yeni mi geldin minnoş? Yeni mi geldin? Sonradan mı katıldın buraya canım? Ben sana diyorum ki ne? 14 yaşında babamın imzasıyla ben hayatım boyunca kesinlikle lazere gitmiş, epilasyona gitmiş bir Sibel Baysal değilim, yemin ederim. Ne yüzümden, ne vücudumdan, ne bacaklarımdan. Gittiysem Allah benim cezamı versin. Vallahi billahi gitmedim. Anadan doğma tüysüzüm. Ha, şu şekilde de olabilir. 7-8 yaşındayken başladım pergolon depot iğneyi. Ama uzun zamandır artık yaptırmıyorum pergolonu. 7 yaşından veya 8 yaşından 13 yaşına kadar, 14 yaşına kadar haftada bir vuruluyordum. Ondan da olabilir. Yemin ederim gitmedim. Epilasyon, lazer görmedim. Zaten sevmiyordum da hayatım. Vallahi billahi sevmiyordum. Yıldız Banu. Pregolon depo canım. Ha şey aldım canım benim ya. Hayır çıkmadı diyorum sana. Çıkmadı. Çıktıysa söylerim. Çıkmadı. Anadan doğma böyleyim. Vallahi billahi ben epilasyona lazere gitmedim. Hiçbir tarafından gitmedim. Ha söyle canım. Okuyorum şimdi. Bak fanım gelmiş. Hoş geldin fanım. Yok kız. Kız o zaman şeyi de eczanelerde mevcut da o Pregolon depot. Vallahi billahi. Eczaneye gidiyordun alıyordun yani. Şimdi bakma başın ağrıdığın zaman veya ne bileyim bir şey olduğu zaman hemen bir hastaneye veya şeye gidiyorsun. Kliniğe, polikliniğe gidiyorsun ki aman başım ağrıdı. Aspirin veya işte ağrı kesici yazdıracağım diye reçete yazdırıyorsun. Yani acile gidiyorsun. Yoktu o. Vallahi billahi Adana'da doğum evinin orada büyüdüm meydanda ben. Melisa biliyor ya. O semti. Adana'nın koca vezir kızıyım. Oğluyum. Oğluydum. Kızı oldum. Sağlık ocağı işte. Ha, sağlık ocağı. Vesaire. Yani o zaman öyle. Öyleydi yani. Eczaneye gidiyordun, vuruluyordun. Şimdi hatta onu Almanya'dan, yurt dışından öyle kara borsada pazarlıyorlar o iğneyi. Bir de bizim burada Ankara'da zamanında işte başta anlattım ya. 20-25 tane arabalı Lubunya vardı. Cırnak Caddesi'nde, Hoşdere Caddesi'nde çalışıyorduk filan diye. Ondan sonra o zaman paparonlar bizi alıkıyorlardı. Zürevi Hastalıklar Hastanesi vardı. Nasıl İstanbul'da Can Can vardı. Burada da öyle. Ben Can Can'a düşmedim ama buradaki hastaneye çok düştüm mesela. Zürevi Hastalıklar Hastanesi dış kapıda oluyor. Orada kanında bir şey olduğu zaman birkaç gün yatırıyorlardı. Bir hafta falan yatırıyorlardı. Orada ben Yaşar abiyi tanıdım. Antepli.
Ondan sonra şimdi o gidiyor Lubunyalara Ankara'da. Hormon vuruyor. Yaşar abi Antepli. Hormon alırken insanların sesi inceliyor. Kız ben de sesimi incelteyim. Hadi gelsin bir telefon çalsın. Bak bakayım nasıl inceltiyorum ben. Ben kaç tondan giderim biliyor musun? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Kız sen ne diyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Ayıp değil mi kız? Okumuyor musun? Şey dinlemiyor musun benim söylediklerimi? Aa, nasıl inceltmeyeyim ayol? Eski Lubunyalar. Tarık Akan filminde Beyoğlu'nun arka sokakları çocuktum daha. Lubunyalar böyle oynuyordu o zaman. Ben de Adana'da 1'e 2'ye gidiyordum okula. Ay Allah, tarla başına çıktım ve 69'dan çıktım da beybiler geldi bana madilik yaptı. Ay naşlayalım buradan. Kız bende ton mu yok? Yılların sanatçısıyım ben. Hayır canım ben öyle konuşuyorum. Aa! Kız istediğin ses tonunu çıkartırım ben. Sen ne diyorsun şey atladı yukarıya okuyamadım ismini kızın. Ay şimdi her şey bitti. Sesime taktı. Olsun. Taksın ne yapayım. Kız bana bak abone olun da şey yapalım ya bir reklam alayım. Vallahi billahi öbür kanalım kapattım. Kapatmaz olaydım ya. Üf, vallahi billahi ben de var ya şu antidepresan ilaçları içiyorum hayatım. Ondan sonra biz de beraber bir baktım ki aman soyulmuşum. Atmışım videoyu. Tüh. Abone! Abone! Bak şurada kaç kişi var mesela? Yani bir 15 kişi abone olsa. Yani. Olur. Çünkü niye biliyor musun? TikTok'a bağladım şeyi. Linkini attım oraya. TikTok'a. Ondan sonra Facebook'ta paylaşım yaptım. YouTube'a kasma şeyleri var bu Facebook'ta. Oraya da link atıyorum. Takip işte. TikTok gibi yani. İnşallah ay teşekkür ediyorum Çağrıcığım. Abla bir sürü atladım hayatım. Biricik Sibel Baysal. Biricik. Bizim Biricik mi geldi kız? Ha Baysal TV. Aynı. Kapattığım kanal da, soyunduğum kanal da öyleydi. Baysal TV. Ama içime doğuyor. Yani bu da olacak. Bu da olacak. Olsun hayatım, olsun ya. Yani bir de aslında şunu da anlatmak istiyorum. Anlatsam mı, anlatmasam mı diye düşünüyorum ama siz sevgili hayranlarıma ben biliyorsunuz attığım adımı paylaşan bir insanım. Gerçekten çok üzüldüm. Sinem Umaş'a o videoyu işte kim verdiyse yine söylüyorum kör şeytanından ayağımı da indiriyorum. Önce Allah'a, ondan sonra da kör şeytana havale ediyorum. Sinem ve o videoyu ona ulaştırana. Parmağım kesildi de Aruşka gelip hani kanımı yaladı ya. Ha, o videoyu. Geldiler polisler. Bizi gözaltına aldılar. Arora ile Bestami ile beni. Uykudan uyandım. Sibel Hanım dedi biz dedi emniyetten geliyoruz dedi. Köpeklerinizi alın. Yanında da Tarım Orman Bakanlığı'ndan doktor hanımefendi vardı. Geçen sene de aynı iftira atmıştı bize çocuklarımla.
Güya ben birini kullemişim, birini de haşlamışım diye dava açmıştım o sinema hakkında. Neyse, tamam dedim, ben hazırlanayım dedim. Tasmalarını taktım. Ondan sonra dedi ki araban var mı dedi. Var dedim. O zaman sen kendi arabanla gel dedi. Bizi takip et dedi. Önce bizim semt karakolumuza gittik. Orada sistemler çalışmıyormuş. Ondan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düşünün efendim, Bestami ile Aruşka ile birlikte gözaltına alındık. Bir süre orada kaldık. Ondan sonra da dedim ki ne var bunda dedim. Yani mutfakta ben yemek yapıyordum canlı yayında. Ekmek doğrarken parmağımı kesmişim. Köpek gelmiş benim kanımı yalamış dedim. Beni dedim ifşa etmesine dedim kimsenin hakkı var mı dedim şeyin o Sinem için. Sinem ve iki kişi onu da buldum. Onları da verdim. Ondan sonra neyse merdivenlerden çıkıyoruz böyle. Emniyetin merdivenlerinden çıkıyoruz böyle. Yanımda polisler var. Yarena da hoş geldin. Ondan sonra gelecek de gelmedi. Bekliyorum şey ekleyeyim. Teklişi. İnşallah bugün akşam gelir herhalde burada olur. Ondan sonra merdivenlerden çıkıyoruz işte. Dedi ki Simel Hanım dedi o şey. Tarım Orman Bakanlığı'nda yani şeyde görev yapan doktor hanımefendi dedi ki Sibel Hanım yoruldunuz siz dedi birini verin ben tutayım tasmadan dedi şey köpeklerden birini yemin ederim Bestami oraya çöktü Allah öyle bir kuvvet verdi Bestami'ye Bestami denk geldi Bestami'nin tasması denk geldi ona doktor hanıma. Allah öyle bir güç verdi ki Bestami gitmiyor arkasına. Gacı orada ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Helal olsun Sibel Hanım dedi. Ne kadar iyi bakıyorsunuz ki ne dedi. Bu köpekler size düşkün dedi. Ondan sonra ertesi günü de gittim. 2,5 milyar para cezası yazıldı bana kabahatler kanunundan. Ama itiraz edeceğim. Ertesi günü de gittim. İkinci olaraktan Sinem Umaş hakkında ve o diğer iki kişi hakkında dava açtım. Yemin ederim 2,5 milyar para cezası yazdılar bana. Yoksa dedi alacağız dedi bu köpekleri dedi. Siz dedim onun bunun şeyine bakıp da nasıl dedim alıyorsunuz benim köpeğim dedim yani. Ben dedim bayılsam da gelir burnumdan nefes verir. Yani 5 senedir 6 senedir sen mi bakıyorsun dedim. Ondan sonra savcıya da çıktık. Ondan sonra savcı bey böyle yaptı. Köpekler için de çok iyi bakıyor filan dedi. O doktor hanım şeye, savcı beye. Ondan sonra bakalım itiraz edeceğim 2,5 milyar. Ama o Sinem Umaş'tan para istemiyorum. Ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu ikidir bana iftira atıyor. Bir geçen sene attı. Kız daha gelmedi. Yazdılar diyorum ya sana. İtiraz etme hakkım var. 2,5 milyar yazdılar o günü. Üçümüzü gözaltına aldılar. Aruşka'yı, Bestami'yi, beni. Göndermişler ya videoyu ona. Gönderen kişiyi de biliyorum. Paparonun biri söyledi orada bana. Videoyu ona göndereni. O da montajlamışlar videoyu. Bana takılmadı, onlara mı takılsın? Onların tasması kelepçe sayıldı. Öyle diyelim. Yo, itiraz etme hakkım var. Var. Yo, çok iyi bakıyorum ben köpeklerime. Ben yemiyorum, onlara yediriyorum. Yani. Cansel Akman var İzmir'de. Gündür öyle gönderiyor. Kullerim geliyor.
Sanki de bensiz mi kalıyorum? Çok şükür. Kendim de alıyorum. Yani mama olsun, bilmem ne olsun. Tabii ki canım, yani 3 sayfalık dilekçe yazdım, verdim yani Sinem Umaş hakkında ve o diğer iki malum şahıs hakkında videoyu ona onlar yetiştirmişler. Ne var ki şu parmağım? Hem de tırnak arasından, tırnağın ortasından kesmiş ekmek doğrarken. Ay, bir tane okuyayım artık, değil mi? Bakayım ne okuyacağım. Ha şey, ondan sonra şunu da söyleyeyim, ondan sonra bir şarkı ayarlayacağım. Savcı Bey de orada, karneleri var, aşıları var. Çip taktırdım. Tabii, çip taktırdım. Savcı Bey de oradan şeyine, katibine yazdırdı. Sibel Aruş Arora Bestami Sibel Baysal'ın üzerine kayıtlıdır diye katibine yazdırdı. Tabii mahalle muhtarında bile var bunlar. Ama Savcı Bey onu da yazdırdı. O yüzden Sinem, çok ağır, bu iftiranın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yazıklar olsun sana kız. Ben ünlü bir insan mıyım, benle uğraşıyorsun? Kız yok yok. Çip taktığın zaman veterineri götürüyorsun. Çip taktığın zaman havlasa da, mesela şu an oturduğum binada kaç şey var? Hane var. 36. Tamam mı? 36'nın 30'u desin ki ne? Aurora veya Bestami havlıyor. O çipi taktırdıktan sonra alamıyorlar. Bunu da bana söyleyen o davalı olduğum Buket Asi bana akıllı verdi, aradı beni. Ben de gittim şey yaptım işte, bu o Sinem olayında aradı beni. Bakayım sesim nasıl çıkacak. Ay, teşekkür ediyorum canım, Sibel yanındayız demiş ya. Sağ ol canım benim. Teşekkür ediyorum iklim. Kız buna ne oldu? Bu niye çalmıyor? Aa. Görüyor musun? Şurasını. Kaybolsa bile hemen anında. Şey ya, bildiğimiz şey gibi mesela. Yeni çıkan kimlikler yok mu, o çipli? Onun gibi. Yani kaybolsa bile anında Sibel Baysal'ın köpeğidir diyor. Tek diş gelse ona da mı taktırayım? Çalmıyor kız. Vallahi çalmıyor. Niye çalmıyor acaba? Ha. Leş paylaşan gülümser bir kişi neşesin etrafa. Nem kaldı Sibel Baysal sesinden canlı canlı. Ha, kestirdim evi. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir
tekili taştan başka ne kaldı? Dost elinden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Hoppa! Ay Ekrem, Allah sana ne diyeyim Eme. Sen beni güldürdün, Allah seni de güldürsün. Diyor ki ne, profilinize attığınız diyor. Mıncoriz. Tek düşün mü diyor. Kız gelsin ona mucosunu çekeyim de atayım kız. Belki keşfete düşer. Ay. Efendim şarkı dediniz, başımdan geçen olayları küçüklüğümden bu yana YouTube'ye atacağım bu videoyu. Cinsiyet değiştiren trans başlık olacak efendim. Cinsiyet değiştiren transın hayat hikayesi mi, yaşadıkları mı? Biri bana yazsın ki ona göre başlık. Biri bana yazsın. Cinsiyet değiştiren transın hayat hikayesi. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. YouTube kanalım Baysal TV. Abone olun. Hadi öpüyorum.